kahvaltı yaptık. Bahçeyi düzenleme zamanı. Bunları böyle koyalım. Minnak kuşlar burada çok eğleniyor. Bunların yeri burada. Zeynep! 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 Al bakalım. Evet. Şimdi çiçeklerimizi sulayalım. Pırıl. Ne oldu anne? Şimdi çiçekleri sulayacağım. Anne bir daha öyle yap. Burayı yıkayacağım. Selam. Bak. Selam. Buraya kadar gel. Bip bip. Bip 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 bip. Hadi gel. Bak, biz bu ağaçtan, tek ağaçtan 3 tane meyve yiyebiliyoruz. Şöyle bak, burada kayısılar var. Aynı dalda aşılama yapılmış. Burada erik. Oo, ve şeftali. Ciddi misin? İnanmıyorum ya. Ha, ciddi ciddi erik var burada. Evet, ciddi ciddi erik var. Baba, bir tane dal var, erik var. Burada şeftali. Şuraya bakar mısın ya, kayısılar. Çok güzel bir şey. Ana, aynı çektim ya. Önce bu bir ağacından haberim var, biliyor musun? O kadar mı? Orada erik, zaten. Erik ağacında badem, erik, ıhlamur. Öyle mi? Ulaş var, her şey var ulaş. Bu kaktüsü de ben yaklaşık 5 yıl önce Kıbrıs'tan getirmiştim. Çok küçüktü. Evet, 5 yıldır duruyor. Ay, iyi bir şey olsa 5 yıldır bekletmeyin. Her yerinde patlıyor diye bekletmişiz onu. Minnacıktı. Neredeyse şu kadardı. Şimdi boyunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi kocaman bir kaktüs ağacı oldu. Ankara'nın kuru soğuğuna ve sıcağına dayandığın için bu kaktüsü de tebrik ediyorum. Helal olsun. Tatam tatam. Bunun gibi elim dondu. Gelsin kavurmalar mı diyorsun? Şimdi bu kavurmaları buzluktan çıkardık. Böyle güzel bir odun ateşinde size kavurma yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Bu etler buzlukta olduğu için bu şekilde koymak zorundayız. Tabii odun ateşinde olunca bu çözünecekler. İşte başka kullanmalarımız da burada.
Sevgi Hanım, toplayabilirsin. Hadi iki de. Bize mi bırakmıştın? Bu tarafı da domatesleri de toplayalım mı salata için? Evet, bu salata giriş yapma bana. Anne. Bu tam ki. Salata gül başladı. Salata için domateslerimizi de topladık. Sana kavurma yaptım. Gel Elti canım benim. Şimdi bak biberleri de attık. Kanımızı biberlerden çıkartayım mı? Olur. Biberler de böyle üzerinde bir 10 dakika falan kalsa yeterli olacak. Soğan, sarımsak bol bol. Ve tabii ki odun ateşi. Elmadağ Oğuz Otağı'nda yani yazlık evimizde misafirlerimize ikram ettiğimiz bu etin özelliği kurban eti. Kurban eti, hayvanı da kiçi teke eti, Çorum yöresinin yaylalarında yaylanmış, doğal bitkilerle beslenmiş bir hayvanın eti. Misafirlerimize afiyet olsun.